Ne yaptın kardeşim? Of of, vallahi karavana savcım ya. Bir şey çıkmadı ha? Yok savcım, altından girdim, üstünden çıktım, her yolu denedim. Ne taklalar attım ama yok. Yani Tuğçe ifadede ne söylüyorsa aynısını söylüyor. Ya doğru söylüyor ya da benim tahmin ettiğimden daha zehir zeka benim kız. Anladım. Savcım, bilhassa yakalamak için ayrıntılı sordum. Yani yok saatiydi, yok dolmasıydı, yok Çınar'ın market alışverişiydi falan ama yok. Babamın ifadesiyle bir tutarsızlık var. Kapıyı çaldım, kimse açmadı diyor. Niye açmadılar hepsi evdeyse? Ya savcım, acaba o hengamede gürültü de duymadılar mı? Ya da tam o bastığı esnada zil mi bozuldu? Sigorta falan mı attı? Olamaz mı ya? Önce bir emin olalım, sonra duymadılar deriz. E nasıl olacağız peki? Bu çocukların ifadesine başvurduğumuzda Merve yoktu yanlarında. Biraz araları da limoniydi sanki. Doğru, doğru. Bunlar biraz ayrıksılardı. Sen bu Merve'yi bana bir bul. Onun da bir ifadesi de başvuralım. Ama adliyeye çağır, Çınar görmesin. Emre anlaşıldı savcı. Ya üf, bir düzgün anlatsana kızım şunu. Suşi muşi boş ver şimdi. Babam bir ton soru sormuştur sana. Ya sordu. Tamam sordu da ben hala daha ne sordum tam olarak kafamda oturtamıyorum ki. Ya bu anne babaları hani böyledir. Böyle arkadaşına ilgili bir şey anlatırsın. Sana gelir annesi babası ne iş yapıyor diye sorar. Öyle mantıksız bir sohbet vardı aramızda. Uf, ya tamam bu adam benim babam ama aynı zamanda polis. Yani ben sorduğu soruları polislik modunda mı sordu, babalık modunda mı sordu bilmiyorum ki. Hiçbir şey bilmiyorum zaten ben. Ben orada olsaydım var ya, Eren abimin gözünden anlardım. Ha, burnunun dibindeki adamı tanıyamıyorsun ama babamı benden iyi tanıyorsun değil mi gerizekalı? Ya ne alaka şimdi? Ben onu mu diyorum ya? Allah Allah. Bak Tuğçe, bir şey söyleyeceğim. Bunu sürekli yapmaya başladın, sinir oluyorum ha. Ya bir sakin olur musunuz? Lütfen en azından şu ara. Sende ekstra bir şey mi var? Gerginsin. Ben mi? Yok ya, ne olacak? Olaylara sinirlendim, gerildim böyle bir. Hem biz bu Merve'yi nasıl bulamıyoruz ya, ha? Kendini gömmedi ya. Ya bu sürekli yanımızdaydı, ne oldu şimdi? Ya daha ne yapayım? Daha ne yapayım ya? Ben de İnci teyzemden biliyorum Merve'yi. Merve'yi tanıyan herkese de sordum. Yok evine gittik, hatta birlikte gittik. Yok duyan yok, gören yok, bulamıyoruz. Yok yani. Ya buluruz da işte. Ya bu komiser benim aklımı karıştırıp duruyor ya. Kızlar, onlardan erken bulmamız lazım. Biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum ama. Bulacağız, biliyorsun değil mi? Senin bu tavrın yani. Bir anda ısındı. Osman. Aa, çok iyi. Kalkıp sofraya oturmuşum, güzel. Oğlum demek ilaçlar cevap verdi. Vallahi ne kendime geldim ya. Açıldı gözüm, sağ olasın. Aylin, çocuklara bir ses et de gelip iki lokma yesinler. Aç bir ilaç. Terastalar anne, aç değillermiş. Bırak elleme zaten, kafaları dağılsın biraz. Perişan oldu çocuklar. Bu yük onlara çok ağır. Ayrıntı vermeyecek misin peki? İşte anlattığım gibi. Adam başkasının suçunu üstlenmişlerdir. O öldürmemiş meğer. Hı. Şu peynirin üstüne kapatıp koysana dolaba. Tamam. Peki kim öldürmüş? Var mı yeni şüpheliniz? Henüz bilmiyoruz. Yani Serdar öldürüldükten sonra başka bir yere taşınmış. Bizim önce olay yerini çözmemiz lazım ki sonuca varalım. Böyle. Hı. Bunları da alayım. Al şundan. Dur, dökülecek. Ay. Hey. Ver şunu bana, sen şunları al. Hadi çıkalım. Dur dur, ya üstümü kapatacaktım. Ver. Tamam. Ne oldu senin içindeki temizlik perileri mi uyandı?
Hayır canım, ondan bende yok. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Benim içimde hiçbir peri falan bile yok. Karımı gömmeyi bırakır mısın? Yüklenme böyle kendine. Seni seviyorum. Hadi. Günlük yumuşatıcı dozumu aldığıma göre artık güne harika başlayabilirim. Hadi dede, geç kaldık. Ders kaçıracağım. Dede günaydın. Günaydın evlat. Defne günaydın. Buradaymış. Biz acelemiz var, gidelim ha. Tamam, hadi iyi okullar. Yüzüme su kaçtı. Günaydın baba. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Hadi ben kaçtım, hadi görüşürüz. Tamam, konuşuruz. Tamam. Ilgaz, bu şeyin kiracı Aytun Hanım'ın işini ne yaptı sen? Baba aklımdan çıktı tamamen ya. Bugün araştırırım ama merak etme. Tamam tamam, acelesi yok, sıkıntı yok yani. Tamam, kusura bakma, haber veririm. Tamam, hadi kolay gelsin. Hoş geldin gelin kızım. İyisindir inşallah. İyiyim, hiç vaktim yok. O yüzden içimdekileri söyleyip hemen gitmek istiyorum. Yani ben aramızda bir yakınlık, bir sırdaşlık olduğunu düşünmüştüm ama yokmuş. Olsun, hiç önemli değil. Ben zaten yanlış anlamak üzerine master yaptım. Neyse. Yani benim ailemden biri vuruluyor. Siz apar topar eski bir hemşire bulup yardıma gidiyorsunuz ama ne hikmetse beni aramak aklınıza gelmiyor, öyle mi? Ne bu şimdi? Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Hani aile benim ailem ya. En azından bir cevap alma hakkım vardır diye düşünüyorum. Ne diyeyim kızım? Her şey aynı ile senin anlattığın gibi oldu. Şunu da size hiç yakıştıramadım. Ortada bir silah var, kurşunlanma var, yaralanma var ama siz o adamın peşinden gitmemişsiniz. Vallahi bravo ya. Doğru söylüyorsun yine. Ama benim hayatta en korktuğum meseleler aile içi işlere karışmaktır. Sen de çok iyi bilirsin. Kol kırılır, yen içinde kalır diye düşünüyorum ben. Ha. Anladım, yardım ederken her şey okey ama iş hep yaptığınız şeye gelince geri dururum. Pardon, burada bir tuhaflık yok mu? Bilal. Bilal Alar. Bana bir kahve yap. Süvari. Peki. Hem bir dakika ya. İsmini bile sormadınız. O kadar şey saydım, yardım etmeyi bile teklif etmediniz. Tamam. Ben bunu yazarım ama Merdan dede. Unutmam. Gelinim, gelin kızım. Biz... Bıldırcın, marinada buluşuyoruz hemen. Merve, iyi misin sen ya? Bettin benzin atmış böyle. Hayırdır, hasta falan mısın? Sınavlar mı yordu? Hepsi galiba ya. Kombo oldu. Olmaz ya, beslenmeye dikkat edeceksin. Sınavlarını boş ver ya. Senden kıymetli mi? Ben niye geldim şimdi? Hiç anlamadım. Ya dedim ya, Murat Savcım, Serdar'ın ölümüyle ilgili bir iki soru soracak bu. Ya endişe edecek bir şey yok. Bu eleman sizin arkadaşınız diye bununla ilgili bilginize başvuracak bu. Ne yapardı, ne yerdi, ne içerdi bunu öğrenecek ya. Merve, biz yabancı değiliz, aşk olsun ya. Hadi gel, endişe edecek bir şey yok. Sen geç otur şöyle, istirahat et. Halsizsin de, tamam mı? Ben bir bakayım Murat Savcı'ya. Müsaitse seni zaten hemen alır.
dersine de geç kalmasın, tamam? Tamam. Ben su alayım kendime o sırada. Gel kardeşim. Getirdin mi Merve'yi? Getirdim. Dışarıda sarıcım. Neredeymiş kaç gündür? Telefonu bozulmuş, ondan ulaşamamışız. Bir arkadaşın yanında buldum. Öyle ulaştım ona. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu beni görünce bayağı korktu ya. Beti benze attı. Daha önce hiç görmemiştim ben bu kızı böyle. Alalım bakalım. Haberleri gördün mü? Yok. Aa, kimler varmış burada yahu? Minik kuzucuk Mervecik mi varmış? Hayırdır, ne yapıyorsun sen burada? Sürüden ayrılmışsın bakıyorum. Hı? Kurtlar kapmasın seni sonra. Sizinle konuşmak istemiyorum ben. Aa, neden canım? Yemen merak et. Ama. Savcım ne dedin demiş? Savcım, savcım. Uyap'a bir satır bile giriş yapılmamış. Girip boş sayfaya bakmaktan gözlerim şaşı oldu. Oh, çok geçmiş olsun. Gençlerin de ifadelerini görmek isterim. İfade değil, bilgilerine başvuruldu. Ha, savcımız öyle uygun gördü. Soruşturma ne alemde artık bilmek hakkım. Serdar'ın katili bir yerlerde elini kolunu sallayarak geziyor. Annesi kan ağlıyor. Nerede adalet? Hayır, bakıyorum bakıyorum, siz varsınız, adalet yok. Bitti mi? Ya biter mi savcım ya? Bitti. Bugün böyle öğleden sonra akşam üzeri gibi sorun bakalım kalemime müsait miyim. Bir daha da yolumuzu kesmeyin sakın. Hadi abicim kusura bakma, sen de beklettik. Eren abi diğerlerine de mi sordun? Sordum tabii abicim, gel. Ceylin nerede kaldın ya? Çabuk gel dedin, koştum geldim. Bu elindekiler ne, balonlar ne, parti mi var? Ay çok soru sorma. Nerede tekne, hadi? Bu tekne. Tamam, hadi yürü. Dur, dur bir dakika, dur. Hemen dalıyorsun. Ne bu elindekiler? Kafanda ne var? Bir anlat. Ya sen yürü. Yardım et, bana anlatacağım. Hadi gir. Gir sen önden. Yardım et bana. Al şunları da. Dikkat et. Yardım edeyim mi? Yok yok, ben hallederim. Kimse yok. Gelebilecek misin? Dikkat et. Evet, evet. Oteldi ya. Evet, evet, eminim. Serdar'ı en son gördüğüm yer otel. Bu Serdar'ın öldüğü gece hani Ceylinler'de yemekliydik birlikte. De aynı gün. O gün neler yaptın? Şey, ben okula gittim. Dersler falan. Sonra kızlar aradı zaten yemek var diye. Ben de eve gittim, hazırlandım, duşmuş aldım. Sonra da Ceylin ablalara gittim zaten. Saat kaçta gittin yemeğe? Yemek kaçtaydı? Yemek? Yani saat 7 desek 7.30 gibi oradaydık hepimiz. Ben de o sıralarda oradaydım. Tam saat söylesen bize. 7 dediler diye ben 7'de geldim. Tamam, hatta kızlar bana dedi ki tam vaktinde gelmişsin. Ya sen geldin, hazır sofraya kuruldun, öyle mi? Vallahi biraz öyle oldu. Ama Gül teyze zaten her şeyi halletmişti. Tamam, bu kadar. Sağ ol. Bitti mi? Gidebilir miyim? Tabii. Bitti. Bir şey olursa ararız zaten biz seni, tamam? Kolay gelsin. Sana da iyi dersler. Ne dönüyor sence? Bir bilsem abi. Net bir tutarsızlık var. Ha, bu gençlerin arasında bir sıkıntı var desek? Ya isteyelim bunların HTS'sini. Neredelermiş, evdeler miymiş, neymiş anlayalım. Vallahi en temiz abi. Belki ortada salakça bir durum var. Bunlar genç, Pars'ın dediği gibi abel bunlar. Yani şimdi bir hata yapmışlardır. Bunu örtmek için bir de yalan söylerler. Ayıkla pirincin taşını ondan sonra ya. Ver talimat.
şeylere ya. Rezalet. Safi özentilik. Başka bir şey değil. Tamam işte, oldu. Ceylin. Hah. Evet hanımefendi, buyurun. Kardeşiniz dedi, benimle görüşmek istemişsiniz. Bir de burada ne yaptığınızı anlatırsanız. Tabii ki. Pardon, isminiz neydi? Kamil. Kamil Bey. Merhabalar. Ben eşime sürpriz yapmak istiyorum da, Çetin'e yani sürpriz yapmak istiyorum. Hamileyim, 4 aylık. Bugün de cinsiyetini öğrendim. Eşim de hep erkek istiyordu açıkçası. Ben de yani hep onu kızdırıyordum kız olacak falan diye. Neymiş efendim? Çünkü erkek olacakmış da, kankası olacakmış da, Fenerbahçeli olacakmış falan. Hanımefendi, hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün inşallah da. Ben hiçbir şey anlamadım. Benden ne istiyorsunuz? Çok pardon, ben heyecandan ne yapacağımı bilemedim bir an. O yüzden şey oldu. Aramızda kalsın, biraz soru oldu da çocuk. O yüzden her şey mükemmel olsun istiyorum. Sizden de mini minnacık bir istekte bulunacaktım. Söyleyin, nedir? Şimdi diyorum ki Çetin'i arasanız, böyle sanki teknede bir hasar oluşmuş gibi ya da ne bileyim yangın çıkmış falan gibi yapsanız da buraya getirseniz. Ama yani nasıl? Ama lütfen. Bak o kadar uğraştım. Çok önemli benim için. Ya, çok heyecanlanacak. Beni görünce şoka uğrayacak. O yüzden yalvarıyorum. Çok önemli. Yani normalde böyle şeylerle pek alakamız yoktur da. İyi, peki. Harika. Bu kadar süslemişsiniz. Madem eşiniz de sıkı Fenerli. Evet. Arayayım ben bir Çetin Bey'i. Çok 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 teşekkür ederim. En büyük Fener. Ya sana inanmıyorum. Yok böyle bir oyunculuk ya, pes. Hadi ben acıktım, yemek söyleyelim mi? Şimdi mi? Evet şimdi. O daha bizimkine haber verecek de, o da buraya gelecek de. Oho. Ne istersin? Şimdi söylesen hemen gelmez zaten. Ben sana bir simit falan bulayım, atıştırırsın, olmaz mı? Sıcak yemek istiyorum. Bak bu civarda iyi restoranlar var. Söyleyeceğim hızlıca, sıcacık gelecek ilmeğim. Ha tabii Ceylin. Hatta dumanı da üstünde gelir böyle, değil mi? Hmm. Domates çorbası ve etli dolma söyledim. Üfleyerek yiyeceksin. Hop. Oldu herhalde ya. Şunu bir sağlamlaştırayım çıkacak gibi. Ama yavaş. Evet. Emin miyiz? 4'ü de. Tamam anladık, kapat kapat. Evet. Bu 4 evvel de aynı yerdeymiş abi. Ama Ceylin nerede değil. Saat böyle 3 gibi bölgeye giriş yapmışlar. Neredelermiş? Rıhtım bölgesinde. Sinyal de ertesi gün 12'ye kadar orada. İyi de bu mümkün değil ki. Akşam yemek yerken hepsi karşımızda oturuyordu. Bu işin içinde bir iş var. Var abi var. Bir çapan oğlu var. Biz bölgeye en yakın karakola gidelim. Ne şikayet varsa o gün içinde inceleyelim. Olay yeri oradaysa mutlaka bir tanık, şikayet, bir şüphe vardır. Şut ve gol. Bak şimdi sıcacık yiyeceksin. Evet. Çok teşekkürler. Yavaş evlat, yavaş. Önünden kaçıran yok, boğulacaksın ya. Şimdi deyin bakalım dedenize. Bu çorbanın üstüne ne yersiniz? Kesmedi belli ki. Kebap mı, döner mi yoksa öyle kuşbaşılı bir pide mi, he? Ben pide isterim amca. İyi. Ya sen delikanlı. Şişt, sana söylüyorum sana. Sen ne istersin? Ben de başımıza bir şey gelmezse bir pide yerim bey dedi. Ne gelebilirmiş ki başınıza? Bak burası şehrin en güvenli yeri. Ya bir ufak sohbet edeceğiz o kadar. Ha? Tamam o zaman, ben 1,5 isterim. Aa, güzel güzel. Baksana. 2 tane 1,5. Kaşarlı kuşbaşılı pide. Malzemeden kaçmasın. Tamam. Dur, dur, dur. Gitme.
İçi duble olsun hatta, tamam mı? Tamam. Hadi git işte. Şimdi geliyor pideler. Oh, afiyet şeker olsun. İyi, iyi. Komiserim, hırsızlık var bir tane. Tamam, geç abiciğim. Kavga ihbarı var. Kimle kim arasındaymış bu kavga? Şahıslar elde komiserim. Araba park yeri kavgası. İki yaralı. Geç. Bir de silah sesi ihbarı var. Ama sonuçsuz kalmış. İki el silah sesi duyulmuş. Serdar'ın üzerinde barut izi vardı. Nereden gelmiş bu silah sesi? Tam da rıhtım bölgesinden. Hangi memur arkadaşlar bakmış? Salih abiler gitmiş Sayın Savcım. Çağır bizi götürsünler bakalım o bölgeye. Anlaşıldı Savcım. Sence? Ne? Evet bu. Pis herif. Pardon. Ne oluyor burada? Çetin Bey. Evet benim. Siz kimsiniz? Ben yalanlarınızla kandırmaya çalıştığınız ailenin kız kardeşi avukat Ceylin. Bilmem memnun oldunuz mu? Aa, bakın siz beni yanlış anlamışsınız. Benim hiç öyle... Neyi yanlış anladı pardon? Ha? Yalancı olduğunuz mu yoksa mafya olduğunuz mu? Ne mafyası? Saçmalamayın, rica ederim. Bakın, neden o kadar yalan söylediniz, neden bol keseden attınız bilmiyorum ama bitti. Bundan sonra ailenin, Osman'ın ya da ailemden herhangi birinin yanında görürsem sizi... ...yalandırıcılıktan ve adam yaralamaktan içeri attırırım. Anladınız mı? Bir dakika, bir dakika. Ne yaralaması? Kimseyi yaralamadım ben. Osman'ı vurdun ya, hayvan herif. Osman kim? Ne vurması? Ailenin kocası. Bana salak numarası yapma. Bakın, Osman'ı tanımıyorum. Kimseyi de vurmadım. Ne diyorsun sen ya? O seni yaralamış, sen de çekip vurmuşsun işte. Her şeyi biliyorum. Ne yaralaması? Yok öyle bir şey. Ay, hala inkar ediyor ya. Ya saldırmışsınız birbirinize, kavga etmişsiniz. O da seni karnından yaralamış ya. Beni. Bakın ortada büyük bir yalan var ama bu yalanı söyleyen ben değilim. Gördüğünüz gibi yaralı falan da değilim. Nereden yapılmış ihbar? Camiden komiserim. Ne taraftan geldi demişler silah sesi? Vallahi işte bu tarafı gösterip karşı taraf dediler. Baktık ama bir sıkıntı göremedik. Olağan dışı bir durum var mıymış? Yoktu komiserim. Size iyi mesailer. Bir bakalım mı, bir göz atalım. Ben de geleyim mi seninle Ceylin? Hayır.